Evet, kıymetli Cem TV izleyicileri, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Bir Doğu Bir Batı'da yine akademisyen Remzi Bilge ile karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler siz. Efendim, ben de çok iyiyim. Geçen hafta azınlık meselesine şöyle bir giriş yaptık. Bu hafta tabii onu seyredeceğiz. Daha genel bir mütalaa da bulunduk. Şimdi ise daha özel. Evet. Türkiye'deki bir Ortodoks azınlığı, Türk Ortodoks azınlığı konuşacağız. Yine ilginç karakterler var, ilginç gelişmeler var, ilginç uygulamalar var. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Tabii bu programda şöyle bir şey yapalım dedik. İlk başta henüz konuya girmeden bu hafta neler oldu? Bizim takip ettiğimiz kadar çok önemli olacak meseleleri şurada ufak yani küçük ölçekler değerlendirelim. Çok da derinleşmeden tabii. Burada tabii 2020 ilginç bir yıl olduğunu gördük. Bir sürü şeyler ters gidiyor ya da görmediğimizin aksine şeyler görmeye başladık. Kadıköy'de Galatasaray'ın 20 yıl üstüne galibiyeti. Tabii uzun yıllardır dünya böyle büyük bir salgın görmemişti. Koronavirüs salgını var. Biz bu salgını takip ediyoruz. Efendim her yere sıçradı. Türkiye yemyeşil ortada yanıyor. Ona bir türlü alan veremedik. Yani Allah herhalde bizi belalardan koruyor. Zira İran'da çıktı, Gürcistan'da çıktı. Yunanistan, yani Avrupa'da yayılıyor bir koldan İtalya üzerinden. Daha bugün Köln'de ortaya çıktı yine. Efendim marketler yağmalanıyor tabiri caizse. Fakat Türkiye, İngiltere'de biliyorsunuz önerildi yazları tatil için ya da herhangi bir zaman tatil için gitmek için güvenli olduğuna dair. Bu noktada bu gidişin devam etmesini biz diliyoruz tabii. İlginç bir hadise bizim açımızdan. Bize halen bulaşmadı. Tabii bu arada biliyorsunuz sosyal medyada epey bir olay oldu. Bununla ilgili bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Efendim ulemanın çatışması. Dini olarak sürekli okul zaten hep bir çatışma halinde. Fakat felsefi açıdan biz ilk defa gördük. Efendim biliyorsunuz Atakan yeni bir filozof olarak. Karşısız Aleyna Tilki. Yani o da eski bir filozof. O daha eski. Birbirine efendim bir laf atmaya başladılar. Evet. Ben seni dinlemiyorum. O, ben daha çok okudum. İşin içinden çıkamadık efendim. Çünkü ilk defa herhalde Türkiye bu kadar çok kitap okuyan birini mi gördü de bu kadar üstten. Efendim böyle biraz izledikten sonra şu kanıya vardım. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler, üstüne atladılar. Yani anlatabildim mi? Belki çocuğun geleceği için de zararlı bir şey. Biraz daha üstüne giderlerse, eğer herhalde medya biraz daha üstüne giderse, yakın zamanda ya TikTokçu olur, videolarla meşhur, ya da kendileri bir şekilde Mesih ilan edip, yani çünkü o kadar, yani o kadar bir teveccüh var ki medyadan tabii. Büyük bir alim şeyi gösteriyorlar, ilgisi. Evet. Fakat biz biliyoruz yani büyük alimlerin herhalde 10 yaşında biraz daha terbiyeye, biraz daha pişmeye ihtiyacı vardır. Ben hiç rastlamadım yani. Çok kadim kültürümüzde var olan büyükleri okuduk ettik ama 10 yaşında hiçbirinin herhangi bir, sadece eğitim alıyorlar. Yani orada ne kadar üstün bir şeyden bahsediliyor, ben onu anlamadım. Yani mesela bir çocuk bazı kitaplar okumuş, mesela Spinoza okuduğunu söylüyor. Ama tabii ki orada bir yöntemden uzak bir okuma, sadece çocuğun eline okuma yazma bildiği için bir kitap verilip mi okutulmuş? Yoksa ben tam olarak meseleyi de bilmiyorum. Ama 5 ayda 250 kitap. 250 kitap okumuş. Fakat dediğiniz gibi yani devinleşmek ne kadar mümkün olabilir? Tabii ki müspet etkileri olur 5 ayda 250 kitap. 5 ay 150 gün ediyor. 250 günde 250 kitap okunmaz.
Yani eğer 250 kitap okuyorsanız 1250 kitap da okursunuz. Çünkü yani o kitabı nasıl şöyle okursun kitabı, evet böyle üstten. Ama evet. O, ya tabii çocuk yani orada bir gayret var, belki bir okumaya yönelik bir heves var. O değerlendirilebilir. Çocuk çok zeki de olabilir. Ama dahi başka bir şey. Yani dünyada dahiler var gerçekten. Ama o kitap okumakla ilgili bir şey de değil aslında. Şöyle bir şey görmüştüm. Yani çok film izleyen de şimdi 5 ayda 1000 tane film izleyip yönetmen çıktı diyen olmaz herhalde. Yok, hayır. Yani birazcık şöyle bir şey var. Kendini bilerek dediğiniz gibi kontrollü okuma. Hı hı. Tabii. Bu bir ilerleyişi, derinleşmeyi sağlar. Öbür türlü okuma hızı ilerler. Hı hı. Kelime haznesi genişleyebilir. Fakat bunu çıkarıp da ortaya, çünkü herhalde ben şunu anladım. İnsanlar kendileri de okumadıkları için efendim, evet, tabii, kitap tabii. Okuyanı herhangi bir şekilde okumayı. Yani 150 günde 250 kitap, ya tabii bir çocuktan bahsediyoruz. Yani söylediği şey büyük ihtimalle bir abartı veya yani orada bir gayret var, o takdir edilirse, ama yani normal şartlarda tabii ki 150 günde 250 kitap okumak iyi bir şey değildir. Mesela ben bir Fransız düşünürün kitabını elime aldığım zaman yani kitap beni çeviriyor yeri evet. Geldiği zaman. Dolayısıyla o kadar basit değil bir kitap okumak. Ama orada bir çocuktan bahsettiğimiz için yani biraz abartı, medyanın da biraz tabii abartısı var ister istemez. Ailesi zaten. Tabii aile de o mutlu oluyorlardır. Halbuki aslında belki toplamda yanlış bir şey. Yani çocukta bir potansiyel varsa bile bu onu ortaya çıkaracak değil, köreltecek bir şey olabilir. O yüzden çok devlet bu noktada daha müdahale etti galiba zaten. Mutedit açıklamalar yaptı. Daha evet. Birçok Atakanlar var. Sadece bir medyatik olmasıyla. Tabii. Çocuğa dikkat etmek lazım. Yani geleceğiyle ilgili. Ailesinin de daha bilinçlenmesi lazım. Şöhret geçici. Aynen. Kalıcı yani olacak başka gerekiyor. Şeyler. Evet. Evet. Yani neticede dediğiniz gibi dahilik başka. Biz Mozart'ın efendim 3 yaşında konçertolar ürettiğini yahut evet tabii öyle işte dahilik değişik, o. İşte tabii. Gauss'un 5. sınıfa giderken o yöntemi icat ettiğini, bir matematik yöntemini, ardışık sayıların işte sonsuza kadar gidebilecek sayıların toplanması veya işte sonucunu bir formüle bağlamasını 5. sınıfta yapmış. Biz yani bu ulemadan üretmesini bekliyoruz. Eğer ulemaysa şunu da ifade edelim. Yunus Emre'nin özellikle işte ilim bilmektir. Hı hı. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yani nafile okumaya da ilim denmez. Bunu da ifade edelim. Bilinçlendirilirse kazandırılabilir. Tabii, bunu ifade edebiliriz. Tabii öte yandan yine ben değişik bir şeye rastladım hocam. Konu buraya gelmişken Anadolu irfanı bugüne kadar binlerce güzel söz üretmiş. Daha önce, şimdi biraz önce Yunus'tan da bahsettik. Binlerce güzel, binlerce büyük arif yetiştirmiş. Ve bunlar günümüze kadar aktarılmış ve bizim o irfanı idrak etmemizi sağlamış. Evet. Tabii biliyorsunuz popüler kültür her şeye saldırdığı gibi efendim Anadolu irfanı da saldırmaktan geri kalmıyor. Bu noktada bir ses yarışmasında Nesimi'nin bir şahane bir gazelini, işte har içinde biten Gonca Gül'e minnet eylemem diye okuduğu bir gazelini okuyarak birinci gelen bir Emre Sertkaya diye birisi. Efendim bu güzel sesi var, onu nasıl değerlendirelim diye almışlar. Değiş okutalım. Yani o usule yakın olabilecek bir şey okutalım. Fakat orijinal olsun diye kendileri bir şeyler yazmışlar. Ben yazıp görünce biraz içim burkuldu. Bu konuda bir eğitim var mı o kişinin? Yazan kişinin evet. Yani müzikle ilgili bir eğitim olduğunu biliyorum. Baktım ne diye daha çok üzüldüm. En azından gerçi bunun eğitimle bir ilgisi yok. Bunun sadece kültürel yapıyla ilgisi var. Yani onu yazabilecek bir yeterliliği acaba var mı? Yoksa... Yani hayır, gelenekten şöyle onu şuradaki metinden anlıyoruz olmadığını. Mesela evet bakalım. Şöyle metinde şöyle bir şey söylüyor. Tembih etmem kendimi yâre. Sensiz eylemem derdimi hale, yola düşer de gezersem o halde, neyleyim sen yoksan o derde, sen yoksan o derde, o derde. Söz söylemem ki benim sese,
titrer manayı şerre, iş manaya hü derse, evvel eyler gönül hüdaya. Efendim, yani kafiye filan yok. Buna da bu arada şöyle bir... Tabii siz eski edebiyatçı olarak da bir mesele üslubu... Şimdi şöyle, bana gönderdiler bu dörtlüğü, en sondaki söz söylemem ki benim sese diye başlayan. Dedim bu ne? Ne diyor burada diye bana gönderdiler. Ben bir şey anlamadım. Ne diyor? Kimin bu dedim. Bu orijinal metin değil muhtemelen. Hı hı. Herhalde... Yanlış kopyalanmış mı? Yanlış aktarılmış Türkçe'ye. Hı hı. Fakat orijinal metin arıyorum. Kim Karacaoğlan dediler. Şimdi Karacaoğlan deyince ben... Estağfurullah, Karacaoğlan bunu yazsa... Efendim ölçüsü olur. Kafiyesi olur. Sentaks olur cümlede. Yani cümlenin ögeleri yerli yerinde olur. Bu mesela... Evvel eyler gönül hüdaya. Gönül hüdaya ne eyler? Şimdi şöyle yapmışlar dedim ben herhalde. 15-20 kelimeyi kuraya çekmişler. Çek. Sıra kim ne gelirse hangi kelime? Öyle koyalım. Efendim Anadolu infanını yansıtmayan. Fakat musikiyle onu yakalamaya çalışmışlar. Hı-hı. Tamam, musikide bir şeylik var. Uhrevi gibi duruyor. Fakat mana yok. İçerik, evet. İşte bu burada şunu anladım. Okuyorlar Pir Sultan'ı, efendime söyleyeyim Nesimi'yi, Fuzuli, yine Nedim var özellikle şarkı yapılan, Şeyh Galip. Okuyorlar bunları efendim. Kelimeleri topluyorlar. Sonra bakıyorlar ki anlayamıyorlar. Hı hı. Sanıyorlar ki anlaşılmazlık esas mesele. Evet, şimdi onlar da herhalde 150 günde 250 kitap okuyorsa o yüzden olabilir. Hocam anladığım kadarıyla efendim bir, yani bu da dahilik eseri olarak herhalde. Tabii. Ben üzüldüm açıkçası çünkü efendim bizim bildiğimiz bu Anadolu irfanını taşıyan alimlerin öncelikle hedefi şuydu. 14. yüzyılda özellikle Türkçeyi bütün letafetiyle kullanmak. Hı hı. Yani Mantık-ı Tahir'i çevirirken Gülşehri, Feridun Attar'dan, İran Edebiyatı'da ilk Anadolu'nun çeviri eseridir. Onu motamot çevirmeyip Türkçe olarak yine aruzla yazıyor. Fakat aradaki hikayeleri var. Tamamen ana metinden bağımsız. Sadece Türk kültürüne ait nitelikler taşıyan hikayeleri anlatıyor orada. Metinle bağdaştırarak tabii ki. Burada amaçları da şu, evet. Bizim kuvvetli bir dilimiz var. Örfümüz, geleneğimiz kuvvetli. Biz Türkçeyi latif bir şekilde kullanarak bunu nasıl yansıtabiliriz? Hem de aruzla, ölçüyle. Hı hı. Zaten bir ölçü geleneğimiz var, hece ölçüsü. Evet. Efendim burada şekil olarak gelenek yok, mana... Hiçbir şey yok, yani, içerik yok. Efendim vahdet yok, tasavvuf yok. Hı-hı. Fakat öyle bir hava ki, işte popüler kültür. Evet, dedim tabii ki herhalde pop yapın, pop okuyabilirsiniz. Türk hafif müziğini tercih edersiniz de bunu yapmaları beni rahatsız etti. Bu her şeyde var ama. Mesela şimdi bazı düğünlerde... Yani ona artık ne denir bilmiyorum ama Mevlevi'yi çağırıyorlar. Efendim işte, Mevlevilik ayağa düşmüş. Tabii tabii. Kesinlikle. Parayla bir de yapıyorlar parayla, bu işi. Yani sektör. Öyle ve en son bir kere de İstiklal Caddesi'nde öyle bir şey görmüştüm. Para toplamak için yapıyor bunu. Vallahi yani Mevlana şey. Evet. Ağlayı ağlayı takip ederdi. Yani korkunç bir şey. Burada da bunların... tabii yani muhafazakar kesimin eleştirilecek noktası. Yani bir yandan... Bu kültüre, yani kendi kültürümüzde var müzikle oynama. Hı-hı. Karadeniz'de, İç Anadolu'da. Hani tabii bu hepsinde İslamiyet'le var. İslamiyet'le bir şekilde iç içe girmiş o gelenek. Bir katı yaklaşanlar var. Onlar da diyor ki biz şeyi getirelim. Aynı şeyi yapıyorlar. Musiki var. Oynatıyorsunuz. İbadet müziğini aysa oynatıp ve alkışlatıyorlar. Bu daha vahim bir şey. Kaldı ki yani ibadetle ilgili müzikler bizim kültürde alkış tutulmayacak müziklerdir. Evet. Mesela niyazlar vardır ceme başlanırken. Alkış tutulmaz. Evet. İbadet müziği olduğu için yani orada muazlar var. 12 imamın adı geçen. Alkış tutulmaz. Tabii bunlara dikkat etmiyoruz. Biz geleneğimizden kopuşu her yerde görüyoruz. Aynen. Dolayısıyla hezeyanlar ortaya çıkıyor. Evet, buradan... Asıl meselemize evet, yani yavaş yavaş geçelim. Bu postmodernizm bu hafta bir türbülans yarattı ve muhafazakarın neyi muhafaza ettiğini unutturdu. Böylece muhafazakarlık sadece bir biçim olarak kaldı. Yani muhafaza edilen bir içerik yok ama muhafaza etmeye yönelik bir
biçim var sadece elde. O biçimi tutmaya çalışmak sadece muhafazakar. Sadece şekli. Evet, yani muhafazakarlığı muhafaza etmek muhafazakarlığın kendisi haline evet. geliyor bu yeni düzende. Bu da, o da çok siyasi. Evet, aşırı siyasi politik. Siyasi ve o içerik her zaman değişiyor, bu çok tehlikeli. Evet. Yani muhafaza, gerçekten muhafazakarlık noktasında muhafaza edilen şey... Tabii o değerli bir şeydir, gerçekten muhafaza ediliyorsa. Evet, sürekli siyasi evet. konjonktüre göre değişiyor, bu çok tehlikeli. Evet. Yani bir yasayla o yasanın mensuh olması noktasında hemen o yasayı takip destekleyenler, muhafaza hı. edenler mensuh edilen halini desteklemeye çalışıyor. Evet. Yani bu yasa yanlıştır demeye başlıyor. Hı. Bu çok tehlikeli bir şey. Aynen öyle. Çünkü evet. gerçek muhafazakar değiller çünkü. Hı-hı. O yüzden öyle oluyor. Değil. Ne yazık ki. Evet, bu gelelim azınlık meselesine. Hı. Kim vardı, hangi azınlığı konuşacağız? Tabii Anadolu çok geniş bir evet. kültürel çeşitliliğe sahip. Evet. Türkler 1071'de ilk defa resmi olarak hı hı. yani bir Türk devleti olarak evet. gelmeye başladı. Fakat ondan öncesinde Rumlar var. İşte Arapların gelişi gidişi hı hı. var. Perslerin gelişi gidişi var evet. ve kendi azınlık halkları var. 5000 belki 6000 yıllık. Belki ta kendi insanlık tarihinden beri tabii, yaşayan en halklar. Baştan beri var ama. İşte antik Yunan, İşte Lidya, Frigya, Urartular, Hititler. 12 bin yıla kadar gidiyor. Evet. Fakat Bizans'ın artık büyük bir devlet olarak herhalde bize de yakın olmasından dolayı vaktinin, biz burada özellikle Rumların artık Anadolu'yu mesken tuttuğunu biliyoruz. Hı hı. Ve dolayısıyla bir Ortodoks esasla. Hristiyan Ortodoks o konsilden sonra sanıyorum. Hı hı. Papalık ikiye ayrıldıktan sonra Katolik evet. ve Ortodoks hı hı. olarak artık Ortodoks Rumların Anadolu'da olduğunu biliyoruz. Evet. Merkezi burası. Evet. Evet. Fakat bu dediğimiz gibi Pers ve İran hı. savaşlarıyla biraz azaldı. Burada Türkler geldi. Hı hı. Biraz değişti nüfus yapısı. Burada hocam sözü size bırakacağım. Hı hı. Anadolu'da Yunan varlığıyla ilgili, yani hangi tarihleri, hangi coğrafi bölgeleri kapsıyor diye bir giriş yapalım. Hı hı. Yani özellikle Küçük Asya olarak bilinen, yani Anadolu'nun batısındaki bölüm. Bu tam olarak belki şeyi yerleştirmek mümkün değil. Yani şurada Rum vardır, burada yoktur gibi ama. Çünkü Konya'da da var, Niğde'de de var, Kayseri'de de var. Anadolu'da Yunan varlığı çok eskiye dayanıyor. Çünkü mesela Helenistik döneme bakıyorsunuz, o dönemde de var. Yani birçok savaşla bu tarafa geçmişler. Zaten burayı çok önemsemiş Yunanlar başından beri. Ve devamlı buraya çeşitli göçler yapmışlar. Savaşlarla buraya gelmişler. Onun çok uzun bir tarihi var. O konuda da yazılmış çok önemli kitaplar var. Anadolu'da Yunan varlığını anlatan. Ama bu Yunan varlığının bence bizim için şöyle bir önemi var. Biz bu Yunan varlığından çok ciddi şekilde etkilenmiş bir medeniyet kurduk. Örneğin mesela bizdeki cami mimarisi bile aslında çok ciddi şekilde Ortodoks mimarisinden etkilenmiştir. Kilise doğrudan mimarisi. Ayasofya diyebilir miyiz yani? Doğrudan Ayasofya. En evet. somut olarak tabii. böyle. Hatta bu konuda ilginç bir anlatı var. Bir Fas elçisi 1589'da İstanbul'a geliyor. El Temegruti isminde bir Fas elçisi. Ve İstanbul'daki camilerle karşılaştığı zaman ona çok tuhaf geliyor. Çünkü yani bunlar Müslüman camiler, tamam tabii ki Müslümanlara ait. Ama başka bir tarz var burada ve sanki Ayasofya'yı andırıyor. Yani o çünkü bir Ortodoks yapısıydı onların kafasında. Nasıl olur diye. Bununla ilgili biz de aslında bunu yaşıyoruz. Mesela Ayasofya ile ilgili bazen şöyle şeyler olmaz mı? Ya bu Bizanslar ne kadar Sultanahmet Camisi'ne benzeyen cami, şey kilise yapmışlar diye. Halbuki tam tersi aslında. Tabii sadece o değil. Mesela bizim müzik kulağımızda da Bizans'tan gelen çok fazla etki var. Yani eğer bir YouTube'da var, Bizans ilahileri dinlenirse eğer, bu ilahilerin ciddi şekilde bizim klasik müziğimize çok benzediğini göreceksin. Sütrileri vesaire tabii. Bayağı etki. Aynen. Hatta çok ilginç, Arap Ortodoksların, onlar da sonuçta Ortodoks kilisesinin bir parçası, Arap Ortodoksların ilahileri ve o yakarışları dinlenirse eğer, Arapça'da olduğu için
Bunu söylemediğiniz bir Arapça bilmeyen Türk Müslüman muhtemelen ya bu bir herhalde bir mevlütte falan okumuş bir şey olarak onu görecektir. O kadar benziyor. Sadece bunlar da değil tabii. Bizans'tan pek çok devlet idaresine ilişkin işte toprak sistemleri olsun. Bunlar da Fatih tarafından alınmış içeriye. Yani Bizans'ta aslında çok ciddi bir etkileşim var. Bu İstanbul'un fethinden de öncesinde var. Çünkü Türkler ilk defa aslında Mazgirt'le beraber gelmiyorlar. Türkler daha önceden de gelmişler. Yani çok uzun bir göç dönemi var. Zaten bu bir Oğuz kütlesinin, yani çok ciddi bir Oğuz soyunun Anadolu'ya doğru gelmesini sağlıyor. Ama bu resmi bir geliş değil. Yani çeşitli işte adamlar gruplar halinde, çok ciddi kalabalıklar halinde Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da bir süre, çünkü Anadolu çok boş o dönem, çeşitli savaşlardan ötürü. Ve oraya gelen bu Oğuzlar bir kısmı Anadolu'da Hristiyan halk çok fazla olduğu için onlarla karşılaşma sonucunda Hristiyanlaşıyorlar. Zaten birazdan konunun ilerleyen kısmında işte Anadolu'daki Türk Hristiyan Ortodoksları konuşurken bunlar nereden geldi buraya? Tabii ki bunlar çeşitli kültürel karşılaşmaların sonucunda oluşmuşlardı. Bu şekilde Anadolu'da bir Rum Hristiyan grup bir de Türk Hristiyan grup aslında oluşmuş oluyor. Şöyle tam orayı söylüyordum. Savaşlarda Rum nüfusu biraz azaldıktan sonra, hı hı, Bizans artık Selçuklu'ya karşı kendini savunmak için çoğu zaman o Türkleri kullandı. Paralı, evet, askerleri. Tabii. Bu bir tema diye, hı hı, bir sistem, hı hı, var, evet, Bizans'ta. Evet. O toprak sistemi bizim tımar sistemine, tabii, çok benziyor. Tabii oradan zaten işte çok benziyor çünkü oradan alınma. Evet. Şimdi bu sınır bölgelerini diyelim ki bir Kuman kabilesi, yani, hı hı, işte Kıpçak kabileye veriyorlar. Bu Kıpçak kabile işte o savaş olmadığı zamanlarda oraya ekip biçiyor. Oradan gelir elde ediyor. Savaş olduğu zamansa silahlanıp orduya katılıyor. Evet. Sınırı korumak için. Böyle bu sistem yerleşmiş olduğundan işte Kıpçaklar olsun, Peçenekler olsun, Avarlar var, Alanlar var, tabii, Bulgar, tabii, Türkleri. Bunların hepsi bu Bizans Ortodoks otoritenin karşısında birazcık oraya doğru meylediyorlar sanıyorum. Hı hı. Dolayısıyla aslında belki Anadolu'daki Türk Hristiyanlığının temeli ilk defa bu şekilde atılmış olabilir. Evet. Yani bir, tabii Türk tarih teorisi Atatürk tarafından ortaya konmuş olan bir teori vardı. Özellikle Cumhuriyet'in kuruluş döneminde çok popüler olan bir teori bu. O teoride Anadolu'nun otokton yerlileri Turani kabul edildiği için, yani mesela Hititlerden kalan grupların da aslında bir yönüyle Türk oldukları düşünüldüğü için bunlardan da kalıp Hristiyanlaşmış olanlar var. Tabii ki onlar da Türk tarih teorisine göre bu Oğuz kütlesine dahil edilmişlerdi. Evet, ama genel olarak doğru. O dışarıdan gelip paralı asker olarak özellikle orada bulunan, yani Turani bir takım unsurlar. Bunlar daha sonra işte bizim karşımıza özellikle Karamanlılar olarak ortaya çıkacak ki Karamanlılar aslında Türkçe konuşan, o dönem Türkçe resmi dil olarak kabul etmişlerdi. Karamanlılar zaten Grekçe bilmiyorlar. Evet. Grekçe yazıyorlar fakat, hı-hı, Karamanlıların eserleri Türkçedir. Grek, hı-hı, harfleriyle, evet, Türkçedir. Ona da Karamanlıca deniyor. Grek harfleriyle yazmaları da aslında çok anlaşılır. Çünkü neyle yazacak? Yani o dönem en büyük medeniyet unsuru, medeni unsur Bizans olduğu için tabi harf gibi medeniyete ait şeylerden etkilenmişler bunlar alınırken. Uzun yıllar Arap harflerini işte aynısı. Tam biz de başka vesilelerle yine Grek harflerini kullandık. Tabii. İbrani harflerini kullandık. Hı-hı. Arap harflerini kullandık. Kiril harflerini daha yeni hala kullanan Türk devletler var. Biliyorsunuz Orta Asya'da. Evet, tabii. Daha yeni yeni bırakıyorlar. Çeşitli. Ama burada 15 şunu, şeye yakın alfabe kullanıyoruz. Bir biz tek eski runik Türk alfabesini kullanmadık. Yani onun dışında biz pek çok alfabe kullandık. En son mesela Latin alfabesi. Latin alfabesinin gerçek Türk alfabesi olduğunu mesela biz devrimlerle kabul ettik. Şöyledir aslında, doğru. Yani doğasına uygun olması açısından yeni Türkiye'nin, evet, bu doğru bir şeydi. Yani bir batıcı bir vizyon. Bununla beraber Latin orada alfabesi. Orada tabii Fenike'ye falan gittiği için Fenikelilere. Tabii yani Türk tarih teorisine yine çıkar. O insanlık mirası gibi bakıldığı, evet, için tabii, oraya doğru, da dayandırıyorlar. Doğru. Türk alfabesinin özellikle milli olması durumunu, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani orada devrim aslında çok ciddi bir, yani belki Türk devriminin, yani Kemalist devrimin en zorlandığı ve en büyük işi.
Yani en muhteşem işi, akıl almaz derecede güçlü olan, bir devrim iradesi gösterilmiş olan iş harf devrimidir. Evet. Yani harf devrimi çok zor bir şey. Buna başarılı. Belki bir program ayırabiliriz. Belki olabilir, aynen. Yani kılık kıyafet devriminden falan çok çok öte, çok daha yüksek bir ideolojik tutum ve çok daha zor. Şöyle, bununla ilgili şunu, kılık kıyafetten neden daha zor olduğunu söyleyeyim. Kılık kıyafet daha önce denendi ve yapıldı Osmanlı evet, zamanında. Evet, doğru, doğru. İkinci Mahmud'un doğru. Biliyorsunuz işte fes takması, daha modern bir cübbe giymesi vesaire, pantolon meseleleri. İstanbul'un. Zaten İstanbul'un özellikle giyinme şekline geçiriyor. Fakat dil başarılamamış. Tabii. Aslında Enver Paşa denenmiş. Denenmiş fakat başarılamamış bir şey. Burada belki şuna dikkat çekmek gerekiyor. Yani Anadolu tarihi tabii ki belki tarih derslerinde falan öğretilenin biraz daha ötesinde, biraz daha farklı bir şekilde kurgulanmış. Örneğin bir yazardan bir alıntı yapacağım. Orada diyor ki bir uzun yol şoförü Antalya bölgesindeki antik kalıntıların yanından geçerken bana şöyle sordu. Ya bunları kim yapmış? Bizim atalarımız mı yapmış bunları? Çünkü ben bunu anlayamıyorum burada ne olduğunu diyor. Ya da bir çiftçiyle sohbet sırasında diyor Amasya tepelerindeki Helenistik mezarlara bakarken bir şaşkınlık için dedi ya bunları biz mi yaptık dedi. Çünkü hakikaten o tarihte bizde bir kopma var yani orada anlatılmayan. Hatta şöyle ki bir yine sanırım ders kitabından eski bir ders kitabında şöyle bir ifade olduğunu yazıyor yazar. Diyor ki Karadeniz Boğazı gibi önemli bir geçit yabancıların eline bırakılamazdı İstanbul'un fethini anlatırken. Şimdi yabancıların eline bırakılamazdı diyor ama burada aslında tarihi bir yanılgı var. Çünkü o dönem yabancı olan Türkler zaten. Çünkü gelen Türk. Halbuki Bizans'ta için aynı sorun var. Yani Bizans'ta diyor ki ben yabancının eline bırakmam burayı. Ama tarih boyunca Boğazlara, Anadolu'ya o kadar onu içten bir yani özdeşleşmiş olarak bakmışız ki biz diyoruz ki ya bu aslında Karadeniz Boğazı bu önemli geçit aslında bizimdir. Henüz bizim olmadan önce bile bizimdir bu. Bu kadar içten bir şekilde yaklaşmışız. O yüzden yabancıların eline bırakılamazdı. Hocam burada hemen bir ara verelim. Tabii. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Efendim bir küçük reklam arası ardından devam edeceğiz. Kıymetli izleyiciler, Bir Doğu Bir Batı kaldığımız yerden devam ediyor. Hocam en son Bizans'la ilgili yani bu topraklarla ilgili ders kitaplarında geçen bizim bir takım ifadede milli tarihimiz ve algımızın ne olduğunu yansıtan burayla iyice özdeşleşmiş. O kadar Anadolu'lu olmuşuz ki yani Bizans da yabancı artık. Tabii, tabii. O hale gelmiş. Tabii. Peki yavaş yavaş Osmanlı'ya gelelim. Çünkü şöyle yerleştik. Burada bir Türk Hristiyan azınlık veya bir Türk Hristiyan topluluk oluştu. Daha sonrasında 1071 var. Artık Türkler gelmeye başladı. Arkasından çeşitli beylikler ve nihayetinde kurulan bir Osmanlı Devleti var. Osmanlı Devleti de şöyle kurulduğundan yaklaşık 150 sene sonra biliyorsunuz İstanbul'u fethetti Fatih Sultan Mehmet ve artık bir Ortodoks devleti Anadolu'da kalmadı. Fatih Sultan Osmanlı Devleti hakim. Ortodoks bir yapı var. O devam edecek, karşımıza çıkacak. Patrikhane. Rum Ortodoks Patrikhanesi. Burada Osmanlı'nın tabii ki bir nüfus politikası var. Yani iskan politikası hem de uzun yıllar boyu sürmüş bir politika bu. Çeşitli boyları, çeşitli dinlere ait kişileri, çeşitli efendim etnik unsurları farklı bölgelere koymak suretiyle karıştırmış. Kendi maharetine de bağlı olarak değil mi? Tabii. Yani işte balıkçıysa deniz kenarına, savaşçıysa uçlara, işte tarımla ilgileniyorsa da tarım arazilerinin yoğun olduğu tarafa gibi böyle bir ayrım var. Yerleştirme politikası. Şimdi bu nasıl seyretmiş ben Osmanlı'da? Çok hızlı bir şekilde. Özellikle herhalde din üzerinden gideceğiz tabii, değil mi? Tabii tabii. Çok hızlı bir şekilde bunu sondaki konu daha önemli olduğu için ve heyecanla onu beklediğim için çok hızlı bir şekilde İttihat Terakki'ye kadar getireceğim. Böylece bize zaman kazanmış olacağız. Evet, evet. Şimdi evet Osmanlı Devleti'nde çok ciddi bir
tabii Bizans'ın da alınmasıyla beraber Anadolu'da da bir ciddi Rum Ortodoks toplumu, bir de aslında Türk Ortodokslar bulunduğu için böyle bir grup var. Ama Osmanlı'daki millet sistemi din üzerinden bir paylaşım yapıyordu. Yani milletleri din üstünden. Çünkü 19. yüzyıla kadar millet kelimesi aslında din anlamına geliyor. Biz onu geçen programda söylemiştik. Evet. Şimdi dolayısıyla Türk Ortodokslar da var ama Türklük önemsenmediği için zaten orada bir Türk Ortodoks sayılmıyor artık. O Ortodokslar Rum Ortodoks Kilisesi'ne tabi kılınmış durumda Osmanlı'nın içinde. Bu da bir sorun olarak görünmemiş. Ama Osmanlı'da çok ciddi bir demografiyi değiştirme konusunda tecrübe var. Çünkü Osmanlı nereye giderse orada bir nüfus ve kolonizasyon politikası güdüyor. Ve oraya Anadolu'nun özellikle Konya gibi tam ortasından bir grup insanı alıyor ve oraya gönderiyor. Hiç başka kültürle etkileşmemiş. Tabii ki. Türk yani. Evet, son Türk olan. Onları götürüyor, nereye? Balkanlara yerleştiriyor. Bu yüzden mesela özellikle biz Konyalılar olarak ne diyoruz? Ya Atatürk de Konyalıdır. Çünkü aslında Atatürk'ün de soyu Osmanlı tarafından oraya gönderilmiş olan insanlara dayanıyor. Tabiatıyla. Tabii ki. Ve çöküş döneminde ama şöyle bir şey oldu. Toprak kayıpları başlayınca Müslümanlar özellikle Ortodokslar karşısında, Ruslar karşısında kaybedilen savaşlardan sonra Anadolu'ya gelmeye başladılar. Bu da Anadolu'da Müslüman nüfusu çoğaltmaya başladı. Bir de Balkanları bırakma fikri İttihat Terakki'de ortaya çıktığı için zaten kaybedeceğiz diye bakılıyordu. O zaman Balkanları bırakabiliriz. Ve bu sebeple de Balkanlardan bir göç başladı, Müslüman göçü. Gelenler zaten daha önce gidenlerin soyuydu. Onlar bir şekilde Türkiye'ye geldiler. İşte Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir'in öncülüğünde bir grup Balkanları bırakma ve Anadolu'ya çekilmeyi destekliyorlardı. Şimdi yine de ama ciddi bir Hristiyan nüfus vardı. Çünkü hem Rum Ortodokslar hem de Ermeni Ortodokslar çok yüksek sayıda. Öyle ki bu vilayet-i sitte denen 6 vilayette Hristiyanların oranı %45.2. Tabii çok burada ciddi bir biz İttihat Terakki'ye geldik. İttihat Terakki'nin politikalarıyla ilgili ve o vilayet-i sitte kararı oradan çıkacak. Tabii. Çünkü İttihat Terakki'ye gelene kadar aslında bir sorun yok Anadolu'da bu konuda. Çünkü Osmanlı zaten bir bütün ve millet sistemi işliyor. İttihat Terakki aslında bir krize çözüm olarak ortaya çıkmış bir hareket. Hem askeri bir kanadı var, çok ciddi çünkü başında zaten subaylar var. Hem de politik bir kanadı var çünkü bir parti, bir taraftan da cemiyet. Ve vilayet sitede %45. Şimdi bu vilayet sitenin içinde dikkat edin Erzurum var. Yani zaten Erzurum da Arzurum oradan geliyor. Bu Rum tanımı da mutlak surette aslında Yunanlı demek değil. Çünkü Mevlana Cehaddin Rumi mesela. Rum demek aslında Anadolu'da yaşayan kişi demek. Yani o çok daha genel bir kavram. Zaten Türklerin Selçuklu Devleti'nden önce bir Rum şeyi, Rum Devleti yani. Ona Rum Selçuklu Devleti deniyor. Evet. Tabii. Hatta Osmanlı padişahlarının da kendilerini Rum tabii, hükümdarı ben olarak. Rum hükümdarıyım diyor. Evet. O yüzden Rumi demek aslında şey değil. Yani o Anadolu demek bir yönüyle. Tabii ki orada bir Helen etkisi de var. Ve Tarat Paşa bir İttihat Terakki toplantısında Anadolu'nun kendisi için bir kapalı kutu olduğunu, hizmet edebilmek için onu tanımak gerektiğini söyleyip daha sonrasında işte Osmanlı'dan gelen o nüfusa yönelik tecrübeyi İttihat Terakki o kriz anında bir çözüm üretmekle birleştirerek bir nüfus sayımı başlattı. Nüfus sayımının özellikle azınlıklara yönelik. 9 Ağustos 1916'da sadece Rumlara yönelik bir nüfus sayımı. Bu zaten daha sonra yapılacak olan bir takım operasyonların öncüsü olarak. Ve yani 24 Ağustos 1916'da sadece Ermenilere yönelik bir nüfus sayımı. Daha sonra yapılan bazı nüfus sayımlarında Rum ve Ermenilerin ne iş yaptıkları, üzerindeki mallar, işte iş yerleri falan gibi bir takım kayıtlar da istendi. Ki tam olarak o haritayı çıkarmak için. Ve gerçekten bir istatistik çalışması yapıldı Anadolu'da. Gayrimüslim ve gayri Türk bütün köyler kodlandı tek tek. Orada yaşayanların sayısı her şey işaretlendi ve bir harita çıkarıldı. İşte Anadolu budur dendi Tarat Paşa'ya. Hatta bununla ilgili çeşitli kurumlar kuruluyor bunu tanımlayabilmek için. Bunun üzerine 1913 yılında bir Bükreş Barış Anlaşması Bulgaristan'la bir nüfus mübadelesi. İlk defa yapılan nüfus mübadelesi. İttihat Terakki'nin yaptığı. Tabii. Köy köy, bir köye karşılık bir köy şeklinde bir nüfus mübadelesi gerçekleştirildi. Sonra sıra Rumlara geliyor ve Rumları bir tehdit olarak görüyor İttihat Terakki. Diyor ki özellikle kıyı kesiminde Rumların bulunması olacak bir işgal durumunda bizi zor duruma düşürecektir diye Rum nüfusu üzerinde bir takım oynamalara. Önce bir takım çeteler kuruluyor. Bu çeteler tabii ki resmi değil bunlar ama gayri resmi olarak toplumu terörize ediyor. Bazı Rumların kaçmasına, binlerce Rum'un kaçmasına
Daha sonra bir boykot yapılıyor. Bu boykot sonucunda Rum çalıştırmama ve Rum'dan mal almama şeklinde İttihat Terakki tarafından gerçekleştiren. Gerçekten de ciddi bir kopma var. Ama bunun bir de şöyle bir devlet aklı açısından mantıklı bir tarafı var. Şimdi soğukkanlı bakalım. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Avrupa topraklarının %80'ini kaybetmiş durumda. Nüfusunun %16'sını yitirmiş durumda. 4.2 milyona denk geliyor. Ve Yunanistan'sa nüfusunu ve topraklarının iki katına çıkarmış. Yani şimdi burada böyle bir durum var. O yüzden devlet aklı diyor ki ya bu kıyıyı boşaltmam lazım. Bir taraftan anlıyoruz, bir taraftan da bir insanlık suçu işlenecek. Yani iki tarafa da bakmak lazım. Çok dikkatli bir şekilde gitmek lazım. İkinci aşama... Yani orada son yargıyı böyle koymak çok zor. Çok zor, çok yani zor. Yani suçlamak veya takdir etmek... Bir insanın bu koyabileceği bir yargı değil. Rumların gönderilmesinden tabii çok etken var. Değişken. Tabii. Rumların gönderilmesinden vazgeçiliyor. Bu sefer diyorlar ki iç bölgelere sürelim. Örneğin Konya'ya gönderelim bunları. Toplayalım bir yerde. Bu da tabii bir kriz çıkarıyor. Bu ani göçler, Rumların ani gidişi. Mesela İzmir gibi kentlerden boşaltılmaya başlandığı zaman o bölgede tarım da dahil olmak üzere mesela hiç pastacı kalmamış. Yani pastane tabii poğaça yapacak kimse kalmamış. Çünkü neden? Bunu Rumlar yapıyorlardı. O zaman İttihat Terakki çok ilginç. Rumların göçmelerinden önce son bir görev olarak yeni muhacirlere işlerin inceliklerinin öğretilmesini emretti. Mesela bu da çok acı bir şey yani bunun yapılması da. Ve İttihat Terakki'nin özellikle Rumlar üzerindeki faaliyetlerini özetlersek 5 yıl içinde 150 bin Yunanistan'a kaçan Rum var. 50 bin iç bölgelere dağıtılan ve yine başka bir rapora göre 500 bin Rum toplamda sürülmüş ve bunların yarısı hayatlarını kaybetmiş. O ana kadar geri dönenlerin sayısı 140 bin. Yunanistan'a ve Rusya'ya kaçanlara dahil edilirse 2000 kilometrelik Anadolu kıyıları üzerindeki bu operasyonun toplam etkilediği insan sayısı 250 bin Rum. Çok ciddi bir operasyon. Daha sonra aynı operasyon 2500 mü 250 bin. Aynı operasyon Ermenilere de yapılacak. Ermenilerde de işte Talat Paşa özellikle ve Emel Paşa'nın öncülüğünde tabii Cemal Paşa da var. Onun şifre katalogları açıldığı zaman bakanlığın bir de Talat Paşa'nın Karakaplı defteri denen kendisinin tuttuğu notlar var. 1 milyon 251 bin sanılıyordu. Ermeniler yani operasyon yapılan Ermenilerin 1,5 milyon olduğu ortaya çıktı Talat Paşa'nın defterleriyle. Ama toplamda orada da yani tehcir sonucunda 836 bin Ermeni hayatta kalıyor. 1914'teki 1,5 milyon Ermeni içinden. Yani %55 sağ kalmış durumda. Dolayısıyla kalan nüfus ne yazık ki bu tehcirle vefat ediyor. Talat Paşa kaybın 300 bin olduğunu söylüyor kendisi Karakaplı defterde. Ama İttihatçılar burada nüfusu bir savaş aracı olarak kullanıyorlar. Yani o dönem için bu yine anlaşılır bir şey. Bir insanlık suçu ve anlaşılır yani bir şey. Yani şu şöyle bir şey de var. Bu nüfusun savaşlarda karşı mesela Rusya'yı desteklemesi ya da Rusya'nın bu nüfus kullanması gibi durumlar söz konusu oldu. Şöyle bir takım korkular vardı. Bazı casusluk faaliyetinden devlet şüpheleniyordu. Tabii ki çok ciddi bir cevap verdi buna devlet. Yani özellikle denizaltılara bazı Rumların istihbarat verdiğine ilişkin devletin bir takım endişeleri vardı. Bunun üzerine 250 bin kişiyi sürdü gerçekten orada çok ciddi. Yani belki ölçüsüz denebilecek. Bir de şöyle bir durum var ne yazık ki. Mesela Ermeniler isyan edecek korkusuyla devlet bir takım önlemler aldı. Çok sert önlemler. Ermeniler isyan ederse devlet parçalanacak korkusu vardı. Önlemler yüzünden devlet parçalandı. Çünkü evet İttihat Terakki orada birazcık tutturamadı meseleyi. Ama yine ne diyoruz? Yine buradan tarihi yargılamak mümkün değil. Çünkü İttihat Terakki o gün bir kriz var. Bir parçalanma korkusu var. Bununla ilgili olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani şöyle de bir, o dönemde devletin sadece nüfusa değil, azınlık nüfusa değil, kendi entelektüellerinin de yaptığı sürgünler var. Tabii ki. İşte Türklerin de yerlerini değiştiriyor zaten. Ziya Paşa gibi isimler tabii. sürgüne maruz kaldılar. Tabii. Ve böyle bir politikası var o dönemde devletin. Bazısı farklı neticelenebiliyor. Farklı sonuçlar çıkabiliyor yani insanlık açısından. Şeye çok dikkat etmek lazım. İttihat Terakki bütün Ermenilere ve Rumlara yapmış olduğu bu insanlık suçlarına rağmen aslında ne aşırı bir İslami hassasiyetle bunu yaptı
ne de ırkçı olduğu için bunu yaptı. İttihat Terakki ırkçı değil. Bu çok net. Çünkü İttihat Terakki'nin içinde gayrimüslim unsurlar da var aslında. Harici Nazır Ermeni miydi o tehcir kararında? Öyle o, bir bilgi... O sanırım onu bilmiyorum. Öyle bir bilgi... Fakat milletvekilleri var. Yaptıkları bir takım uzlaşılar var. Daha ilginci Türkleri de aslında yerlerinden ettiği durumlar var. Yani İttihat Terakki böyle ırkçı bir hareketle yapmıyor. Şimdi oraya geleceğiz herhalde. Mesela yani... Yahudilere silah verdi İttihat Terakki o dönem. Evet. Yani Yahudiler Türk değildi ya da Müslüman da değildi ama onları silahlandırdı. Lobi kuvvetli miydi acaba Yahudi lobisi? Böyle bir şey var mı? İttihat Terakki'nin içinde esasında... çok kuvvetliydi tabii ki. Yahudi lobisi. Evet. Peki varlık Osmanlı vergisi... Osmanlı da kuvvetliydi zaten. Varlık vergisinden Yahudiler etkilenmedi mi? Etkilendiler ama varlık vergisi tabii şöyle, Cumhuriyet'e geçtik artık orada. Orada başka klikler devreye girmeye başladı. Tamam. Evet o, orada etkilendi. Oradaki tabii. Lobinin şeyi de değişti. Tabii aynen. Tamam. Ya orada devlet tabii onun istediğini uyguluyor, istediğini uygulamıyor. Yani orada devletin çok ciddi bir gücü var. Ama daha sonra mübadeleye geliyoruz. Mübadelede ne görüyoruz? Osmanlı'nın kolonizasyonu, yani Balkanları nüfusla değiştirme yöntemi, İttihat Terakki'nin tehcir ve yer değiştirme politikaları, bunlar hep bir gelenekti. Devlet aklının geleneği. Örtüşüyor. Ve mübadelede devlet aklının bir geleneği olarak Cumhuriyet'e geçiyor. Orada sadece rakam vereceğim. Orada 256.954'ü Trakya'dan, 626.954'ü Pontus dışında Anadolu'dan, 182.169'u Pontus'tan, İstanbul'dan 38.458 Rum ile toplam sayı 1.221.849 buradan giden ve ölen mültecileri kapsarsa sayı 1,5 milyona çıkıyor. 1,5 milyon kişi gidiyor. Yaklaşık olarak 550 bin kişi Yunanistan'dan Türkiye'ye geliyor. Gelenlerden de belki ölenler var. Var var tabii. Orada da çok böyle tabii, şeyde, orada da bir pamuklar var. Üstünde getirilmiyor tabii, tabii. Yani. Kendi Türklere de yani. Aynen tabii. Hani bu iki devlet bir araya geldi, bu kararı aldılar. Yunanistan da muhtemelen tabii, çok zor oldu işin yani. Bir tarafı. Ama tehcire göre mübadele çok daha yumuşak geçer. Daha yumuşak. Evet. Ama yine de zor. İnsani değil. Yani tabii. İnsani şartlar en azından asgari düzeyde bile tabii. Sağlanmamış durumda. Orada mal paylaşım, malların aktarımı sırasında bir sürü sorun var. Yani çok sorun var orada. Orada çok büyük suçlar var. Ama tabii ki bu iki ülkenin kendini daha homojen kılmak üzere yaptığı bir şey. Fakat şimdi geldik. Burayı hızlı hızlı geçtik. Dedi ki şimdi meseleye geldik. Türkler şey İttihat Terakki bunu milli bir kaygıyla mı yaptı? Yoksa yine Cumhuriyet de aynı şekilde ırkçı bir yaklaşımla mı bunu yaptı? Şöyle milli bir kaygıyla yaptı ama ırkçı bir yaklaşımla yapmadı. Evet. Evet. Peki buradaki ırkçı bir yaklaşımla yapmadı dememizin sebebi herhalde Türk Ortodoksları. Ya şöyle ırkçı bir yaklaşımı İttihat Terakki'nin hiçbir yerinde görmüyoruz. Çünkü İttihat Terakki'nin içinde çok fazla unsur var. Mesela İttihat Terakki'de Balkan, neredeyse tamamen Balkanlardan kurulmuş durumda. İttihat Terakki'nin ilk kurucu ekibi. Arasında bugün bizim toplumumuzda nasıl kendisini Türk olarak adlandıran ama ırkçı sahipte bakırsa Türk olmadığı görülecek olan. Yani bir ırkçının gözünden çok az kişi Türktür çünkü. Evet. Bu kişiler de İttihat Terakki'de var ve yöneticileri bunlar aynı zamanda da. Dolayısıyla İttihat Terakki ırkçı hiçbir politikası yok. Mesela Ermenilerle uzlaştığı, hatta Taşnak Partisi ile anlaşma yaptığı zamanlar var İttihat Terakki'nin. Öyle bir ırkçı bir unsur değil. Irkçılıkla da yapmıyor bunu. Gerçekten orada bir kriz anına cevap vermek için bir takım suçlar işliyor. Bu suçlar daha sonra Osmanlı tarafından da yargılandı. Şimdi burada tabii bir Türk Ortodoks meselesine geliyoruz. Çünkü Anadolu'da Rumlar vardı. Evet. Biraz araya giden bir... Tabii kaynadı. Evet, çok ciddi şekilde. Bir topluluk. Çünkü şimdi Anadolu'da evet gerçekten Yunan kökenli Ortodokslar var. Bir de Karamanlı kökenli başta olmak üzere Oğuz kütlesinden olan Ortodokslar var. Bu Ortodokslar Karamanlıca konuşuyorlar. Yani Karamanlıca dilleri. Yani Türkçe konuşuyorlar. Yunan alfabesiyle yazıyorlar. Ve mesela çok ilginç Kayserili. Kayseri'de çok Hristiyan var o dönem. Ortodoks. Kayserili Ortodoks bir papaz 1924'te Selanik'te Yunan harfleriyle Türkçe yani Karamanlıca olarak Milli Felaket diye bir kitap yayınlıyor. Ve bu Milli Felaket'te Lozan Anlaşması üzerine diye bir şiir yazıyor ve orada şöyle söylüyor. İsmet Paşa ile Venizelos geldiler, yani iki lider. Trump'a yapmaya karar verdiler. Acep bunu bir ferde mi sordular? Dünya kurulalı görülmemiştir. Türkiye'den kaldırdılar bizleri. Kan ağlıyor hepimizin gözleri. Hiç kimsenin gülmez olduğu yüzleri bizi yadırgı yere sürdüler. Şimdi bu şiir neyi gösteriyor? İşte bu geleneğin
devamı olan bir şey. Kesinlikle değil mi? Burada sen tabii burada siz onu fark edin. Şimdi burada diyor ki ya gerçekten biz buradan gitmek istemiyoruz adam aslında bunu söylüyor. Bu Kayserili bir Ortodoks papaz bu. Şimdi burada o nüfusun Turan kökenli olduğunu söylemiştik. Ciddi bir kesimin ama bunun sayısı tam olarak bilinmiyor. Şimdi kimilerine göre bu 50 binken, kimilerine göre 250 bin, kimilerine göre 900 bin. Neden bu bilinmiyor? Çünkü Osmanlı'nın millet sisteminde bunlar Rumlarla aynı grup sayıldıkları için bir de Osmanlı Türk diye ayırmamış kimseyi. Yani bu Türktür diye onları övmemiş, yüceltmemiş. Dolayısıyla Türkler bile kendilerinin Türk olduklarını sonradan aslında Atatürk'ün çalışmalarıyla ve ilk Türkçülerin Yusuf Akçura'nın, Ziya Gökalp'in çalışmalarıyla bir Türkçü uyanış var. Dolayısıyla Türk bile kendini Türk olduğunu anlamamışken bir de işte Karamanlıca konuşan Rum kilisesiyle tabi olarak bağlı olan bir grubun bunu anlaması mümkün değil ama Türklüklerini korumuşlardı. Bence sayı zannedilenden çok daha yüksek orada. Bu arada belki biraz önce saydığınız nüfusla da giden Rum sayısını verdiniz ya insan. Onların içinde muhtemelen bir zaten grup şöyle, o değil mi? Şöyle size şunu söyleyeyim. Tamamı gönderildi onların içinde. Şimdi burada bir şöyle bir durum var. Sadece 70 kişi bırakılıyor. Ya 1.200.000'in belki 500.000'i Türk'tü. Daha da fazla olabilir. İşte evet. Şimdi burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Rumlar zaten azalmıştı onu konuştuk. Tabii. Yani Rumlar çok azalmıştı. Türk Hristiyanları tabii. Daha fazlaydı. Aynen öyle. Şimdi bu grup işte Samsun'da, Kayseri'de orada Ortodoks gruplar var. Bunlar tabii ki İstanbul'daki Rum Ortodoks Kilisesi'ne tabiler. Ve bu tabi olmaları Osmanlı tarafından onaylanmış bir tabiyet. Yani yanlış bir şey yok burada. 13 Ocak 1922 Samsun Türk Ortodoks Cemaati bir telgraf yayınlıyor. Hakimiyet-i Milliye'de yayınlanıyor bu. Ve diyorlar ki bu telgrafta Anadolu'da Rum ismi altında bir azınlığın olmadığını, yalnızca Hristiyan Türkler bulunduğunu ve kendilerinin Türk oğlu Türk olduğunu ve bu Türklerin korunmasının yetkisinin Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu, yani bir tek onları tanıdıklarını ve İstanbul'u tanımadıklarını çok net şekilde onlar ifade ediyor. Yani İstanbul'daki bir takım işte Ortodoks yapılanmalar var Rum Kilisesi'ni. Tanımadıklarını ve Yunanistan'la düşman olduklarını ifade ettiler. Yani çok net şekilde hatta Patrikhane'yle de bir ilişkilerinin olmadığını söylüyorlar. Burada işte bizim tarihimiz açısından çok önemli bir karakter Papa Eftim ortaya çıkıyor. Evet, ben de tam da onu söyleyecektim. Burada Papa Eftim'in Türk Ortodoks Kilisesi'ni evet. Resmi olarak kuran kişi. Kuracak, evet. Kayserili bir yine papaz. Pavlos Karahisaridis evet. isminde 1884 doğumlu bildiğim kadarıyla Papa Eftim. İlginç bir karakter. Çok ilginç bir karakter. Şöyle bir siz şimdi onu anlatacaksınız da benim bildiğim Papa Eftim'in şöyle bir söylemi var. Bana Türk dostu diyorlar. Bu ifadeyi bana yöneltenlerden hesap soracağım. Evet. Ben Türk oğlu Türk'üm. Türk oğlu Türk, Türk dostu olamaz. Türktür diyor. Değil mi? Kesinlikle. Mealen böyle bir söyleme var. Aynen öyle. Ve dolayısıyla burada Türk Ortodoks Kilisesi evet kurulmuş. Fakat buna tabi olan bu Türk Ortodoks işte mübadeleden nasıl etkilendi bu Türk Ortodokslar? Evet. Burada Rum diye gittiler değil mi? Aynen öyle. Onlar Rum oldukları düşünülerek gitti ama aslında Anadolu'da işte Samsun Türk Ortodoks Cemaati'nin Hakimiyet-i Milliye'de yayınlanan o telgrafıyla birlikte başlayan bir süreçte gerçekten milli mücadeleye katıldılar ve onlar Ankara hükümetini desteklediler. Yunanistan'la savaşmak için gönüllü oldular. Böyle bir grup var elimizde. Bu noktada Papa Eftim'in rolün neydi hocam? Bakın Papa Eftim bir zaten İstiklal mücadelemizin kahramanlarından bir tanesi. Milli mücadeleye katılmış bir kişi. Ve Atatürk tarafından da kendisine şöyle bir bu ailenin hala övüncü olduğunu düşündüğüm bir söz söyleniyor. Deniyor ki Papa Eftim milli mücadeleye bir ordu kadar destek vermiştir. Tek başına. Bir kişi olarak bir ordu gibi. Papa Eftim 1922'de 1 Mart'ta Anadolu'daki 68 cemaat okulunu kapatmakla işe başlıyor. Ne yapıyor? Diyor ki bizim Hristiyan Ortodoks Türk çocukları Türk okullarına gidecekler. Tamam. Ve kilisede üst düzey ruhbanın Türkçe bilmek, Türk tebaası olmak, son 5 yılını Türkiye'de geçirmiş olmak ve siyasete karışmış olmamak kurallarını getiriyor. Ve papazların halk arasında dini kıyafetle dolaşmasını da yasaklıyor. Onların normal kıyafetlerle dolaşmasını istiyor. İstanbul'un ve uzun siyah fes giymelerini istiyor. Yani şimdi buradan bakınca çok ilginç yani. Gerçekten aslında devrimi önceleyerek hareket ediyor. O hareketi yakalamış.
Ve yine 29 Ağustos'ta İktam gazetesinde bir mülakat veriyor. Diyor ki din ulus içerisinde bir ayrım noktası değildir ve biz Türk Ortodoksları olarak bu ulusun ayrılmaz bir parçasıyız ve azınlık değiliz diyor. Bu çok önemli bir ifade. Yani kendinin azınlık olduğunu kabul etmiyor. Ben diyor zaten asli unsurum. Ben azınlık değilim. Ve onlar mübadeleye katılmayacaklarını, yani devlet tarafından kenara alınacaklarını düşünmüşlerdi. Aslında burada haklılardı. Devlette de böyle bir kanaat vardı. Öyle ki Türk Ortodoksların mümtaz bir hak iddia etmemek şartıyla memlekette kalmaları düşünülüyordu. Zaten böyle bir şey de istemiyorlardı Türk Ortodoksları. Yani hakim güç biziz. Hayır, hakim unsur evet. Türk Ortodokslardır diye böyle bir şey iddiaları olmayacaktı. Zaten böyle bir iddiaları da yoktu. Ve Ortodoks Sadası diye bir gazete çıkıyordu o dönem. Orada mübadelenin biz Türk Ortodokslarına hiçbir tesiri olmayacaktır. Çünkü diyor biz ırken adeten Türk'üz. Biz Anadolu'nun öz evladı bulunmaktayız. Dolayısıyla biz gönderilemeyiz diye kendileri de yazıyorlardı. Ve hakikaten Köprülüzade de mesela Anadolu'nun Türk dilli Ortodoks Hristiyanların iki kökenli olduğunu söylüyor. Biri Bizans içinde var olan Hristiyan Türkler yani Kumanlar, Peçenekler, Uzlar. İkincisi de Selçuklular arasında bulunan Hristiyan Türkler. Yani biz bunu gerçekten tanımış durumdayız bu meseleyi. Fakat daha sonra bunlar gönderiliyorlar. Ve bu nüfus tamamı gönderiliyor. Yani 70 kişi. Bir tek aile burada. Bir tek aile ve ailenin belirlediği işte o kişiler. Fakat daha sonra bunlar da işte çeşitli sebeplerle gidiyor. Bir tek aile kalıyor. Şimdi Papa Efti tarafından kurulmuş bir kilise var. Bu kilisenin İstanbul'da da kiliseleri var. Hocam hı-hı. Hemen şurada bir reklam daha verelim. Tabii. Sonra kapatacağız efendim. Tabii, Papa Efti'nin son özellikle bu Ortodokslarla ilgili kısa bir reklamdan sonra devam edeceğiz. Evet, bir doğu bir batıya Remzi Bilge ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Papa Efti'ne geldik. Türk Ortodokslarından bahsediyoruz. Hı-hı. Burada hocam siz kiliseden bahsediyordunuz. Hı-hı. Yani kilisenin Papa Efti'nin yaptıkları devrimle müştereken hareket evet, ettiği ve kendilerinin gönderilmeyeceğine dair bir fikirleri olduğu ve hatta idarenin de bu yönde kanaat geliştirdiğini evet, ilk başta, ifade ettiniz. Evet, evvela. İlk başta böyleydi. Sebep ne oldu gitmelerinde? Evet tabii yine işte aslında mübadele bugünden bakınca galiba mübadelede özellikle Türk Ortodoksların gönderilmesi çok ciddi bir hata olarak şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugün en düşük ihtimalle 270 bin kişilik bir cemaat. En düşük ihtimal. Yani o dönem 50 binse eğer sayı 270 bin kişi kadar bir cemaat olacaktı. Bunlar Türk Ortodokslar. İşte yine geçen hafta konuşmuştuk laikliğin bir teminatı olacaktı. Peki şimdi kısaca bir soru soracağım. Bu 270 bin Türk Ortodoks cemaati Rum Kilisesi'yle tamamen ayrı. Tamamen ayrı. Evet. Rum Ortodoks Kilisesi'yle. Evet. Peki hegemonya alanı nasıl? Şöyle. Yani mesela bildiğim kadarıyla 72 kilise bağlı. Hı. Bu hangi coğrafyayı kapsıyor? Şöyle. Mesela uluslararası bir tarafı var olacak mıydı ya da? Şöyle. Bugün hala bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi olarak işte Atatürk döneminde Papa Yeftim tarafından kurulmuş olan o yapı var. Bugün hala var. Onun İstanbul'da kiliseleri de var ama cemaati yok. Şimdi bu yapı evet bir otokton bir kilisedir. Kendi yönetimi olan bir kilise. Bu patrikhane Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden ayrıdır. Yani onunla hiçbir bağlantısı yoktur. Yöneticilerini onlar tarafına atamaz. Onun yetkisini, otoritesini kabul etmez. Yani bir Moskova Patrikhanesi gibi değil. Değil. Onların çünkü İstanbul'la bağlantıları var. Bu doğrudan bağlı. Evet. Bu patrikhanenin Fener Rum Patrikhanesi'ne hiçbir bağlantısı yok. Bu tamamen müstakil Türk bir patrikhane. Şöyle de bir şey de, Ortodoks Rum Patrikhanesi de tanımayacak muhtemelen. Birbirlerini tanımayacaklar. Birbirlerini tanımıyor. Ama şimdi şöyle Anadolu'daki yetkisine gelirsek Papa Efti'm ve tabii ki onun soyundan önce oğlu Doktor Turgut Erenerol ikinci Efti'm olarak. Soyadları da tabii, Erenerol olarak halen oldu. Devam ediyor yani. Tabii. Daha sonra Selçuk Erenerol üçüncü Efti'm. Daha sonra bugün hala görev başında bulunan Paşa Ümit Erenerol. O da dördüncü Efti'm olarak tahtta bulunuyor. Bu kişiler patriktir. Patrik oldukları için de aslında Hristiyan teolojisi açısından şöyle bir durum var. Şimdi Papa Efti'm Ortodoks Kilisesi tarafından tanınmış bir papazdı. Yani kabul edilmiş ve ataması yapılmış bir papaz.
Yani Rum Ortodoks, tabii Rum Ortodoks Kilisesi tarafından. Bilinen bir. Tabii tabii yani kabul edilen. Göreve gelmiş şeyi var. Çünkü zaten şimdi 1884 Yozgat doğumlu ve Akdağ Madeni. Evet tabii. 21 yaşındayken ruhban oluyor ve 1912'de diakos olarak atanıyor. 1915'te papaz olarak. Diakosluk bir makam. Yine, makam. Evet, papazdan önce ve Eftim adını alıyor ve keskin metropolit vekili oluyor. Şimdi dolayısıyla Fener tanıyor kendisini o dönem. Kendisi atamış şimdi. Keskin metropolit vekili demek? Yani işte keskin bir bölge, bir yer. Aha. Oradaki metropolit vekili. Oranın yani kiliseye ait bir vekillik. Aynen, değil mi yani o? Bir görevli, yüksek bir görevli. Şimdi Hristiyanlıkta şöyle bir ilke var kilise kanununda. Bir kutsama eğer bir kişiye verilmişse o kişiden geri alınamaz bu kutsama. Bu aynı Katolik kilisesiyle Roma ile İstanbul'un ayrılmasındaki gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela tabii. İkisi de alınmış bir kutsiyet vardı. Tabii. Şimdi mesela Roma istediği kadar İstanbul'dan ayrılsın veya onu aforoz etsin. O önemli değil. Mesela Patrik hala duruyor Fener Rum Patrikhanesi'nde. Şimdi dolayısıyla burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Ereneroğlu ailesinden çıkan Eftim Patrikler, yani 1., 2., 3. ve 4. 1.'den kendilerine gelen kutsamaya sahipler. Birinci olan Papa Eftim de kendisine kilise tarafından verilmiş havarisel kutsamaya sahip olduğu için aslında bugün hala Paşa Ümit Ereneroğlu 4. Eftim olarak gerçekten tahta bulunmaktadır. Yani bir tahta oturuyor şu an kilise kanununa göre. Ruhban atama yetkisine sahiptir. Kilise açma kapatma yetkisine sahiptir. Her yetkiye sahiptir şu an kilise kanununa göre. Ve bu geri alınamaz bir yetkidir. Bunun geri alınacağını politik olarak söyleyebilirler. Bu böyle bir şey mümkün değil. Çünkü eğer geri alınabiliyorsa o zaman ya Papa ya Patrik yani ikisinden biri birinin şeyi alması lazımdı. Tabii, tabii. Ama birbirlerini tanıyorlar. Eğer siz birbirinizi tanıyıp öpebiliyorsanız Patrikler'e toplandığınız zaman evet. birbirlerini öptüler. Siz birbirinizi öpüp yetkilerinizi tanıyorsanız, ayinlerinize katılıyorsanız demek ki o zaman bugün hala hiç cemaat olmasa da bu kilisede o yetki bulunmaktadır. Şimdi oraya geleceğiz. Ama burada biraz daha Papa Eftim'den bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisi Atatürk'ün arkadaşı. Yani Atatürk'le tanışıyorlar. Milli mücadele sırasında bir destek veriyorlar. Ve Keskin ilçesinin metropolit vekili olan Papa Eftim kendisine bağlı cemaati topluyor. Ve diyor ki Fener Patrikhanesi'ni protesto ediyoruz. Ve milli mücadeleye katılma kararı alıyoruz. Ve bu kararı Ankara hükümetine bildiriyor. İlginç bir hatta karar. Hatta Fener Rum Patrikhanesi'nin gelin bizi kurtarın. Bu tabii. Kemalist tabii. Canavarlar bizi işte yok edecekler. Gelin bizi bunların elinden kurtarın diye bir çağrısı var tabii. Avrupa'ya bildiğim tabii. kadarıyla. Ona tabii. karşı... Zaten onun üzerine de bir cevabı var. Evet. 72 kilisenin vekili o dönem Papa Eftim. Ve kendisine İstanbul hükümet tarafından tutuklanma emri çıkarılıyor. Ama Keskin Kaymakamı Avni Bey bu emri yerine getirmiyor. Dün neden bu adamı tutuklayalım ki? Bu adam yanlış bir şey söylemiyor. Ne diyor? Biz Yunanistan'a karşıyız diyor. Ülkenin işgal edilmesine karşıyız diyor Papa Eftim. Yani burada ne var? Bir Türk olarak söylemesi gereken şeyi söylüyor zaten. Ama o sırada İstanbul'daki Ortodoks Patrikhanesi canavar zalim Kemalistlerin zulmünden biz Hristiyanları kurtarmaya geliniz. Ankara'daki zehirli yuvalarını yıkmak için acele ediniz diye bildiri yayınlıyordu. Ve Papa Eftim'in ise buna cevabı Fener'in ihanet mumunu söndüreceğim olmuştu. Papa Eftim böyle bir cevap veriyor. Fener'in ihanet mumunu söndüreceğim. Yani bu muazzam bir cevap. Ve şöyle söylüyor. Ben Türk dostu Eftim değilim. Türk oğlu Türk Eftim'im. Ben her zaman her yerde Türk olduğumu beyan ettim. Bir yabancı Türk dostu olabilir. Fakat benim gibi halis bir Türk vatandaşının yabancı bir Türk dostu gibi gösterilmesi onun milliyetinden şüphe edilmesine delalet eder ki bundan incinmemek, üzülmemek imkansızdır. Bana Türk demeyip Türk dostu diyenleri hiçbir surette affedemem diyor. Yani kendisinin tamamen Türk olduğunu söylüyor. Ki Türktür zaten. Yani o söylediği için demiyoruz bunu. Kendisi gerçekten de Türktür. Ya yani bu soy olarak Türktürler. Ve 1924 yılında o Karaman tabii, oğulları yani baktığınız zaman. Yani tabii soy zaman. Olarak hepsi Oğuzlardan geliyor. Ve cemaat mübadeleye tabi tutuluyor. Kendisinin aile fertleri ve kendisinin uygun gördüğü yaklaşık 70 kişi Türk hükümeti tarafından bir kanuna eklenen bir maddeyle mübadeleden muaf tutuluyor. Hale getiriliyorlar. Tabii ki savaş bittikten sonra Galata'da kendisine
verilen kiliseye. Aslında o kiliseler de Rum Ortodoks Kilisesi'nden alınmış kiliseler. Şimdi Rum Ortodoks Kilisesi şu anda hala o kiliseleri geri istiyor. Diyor ki bu kiliseleri bize verin. Zira bunlar bizimdi. Ama bunlar Atatürk'ün talimatıyla verilmiş kiliseler. Şu anda bir vakıf tarafından, yani ailenin başında olduğu bir vakıf tarafından bu kiliseler idare ediliyor. Eğer Karaköy'deki kiliseyi görenler vardır. Oraya gidip bulunabilir. Bu internette de yazdığımız zaman adres çıkıyor. Orası İstanbul'daki Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi ve kiliselerinden bir tanesi olan bir yer. Oraya giderseniz içeride kocaman bir Atatürk resminin asılı olduğunu avluda ve girişinde yine kendilerinin kim olduklarını anlatan bir metin var. Oraya bakıldığı zaman eğer bu cemaat Türkiye'de kalsaydı bunun nasıl bir yapı olacağı anlaşılır. Gerçekten devlete bağlı tümüyle ve zaten işte bugün yine Erenaroğlu ailesinden Sevgi Erenaroğlu var. O Patrikhane'nin basın sözcüsü olarak bulunuyor. Kendisi Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasının sebebi Patrikhane'nin Ergenekoncuların toplantı yapma yeri olduğu iddia ediyordu. Şimdi bunu daha sonra biz ne anladık? Aslında Fethullahçılar tarafından yapılmış bir operasyon olduğunu anladık. Şimdi sadece buradan bile bu ailenin, bu kilisenin ne olduğu anlaşılır. Eğer Fethullahçının hedefine girmişse, ki girmiş göründüğü kadarıyla, buradan anlarız bunları. Fethullahçı terör örgütünün. Fethullahçı terör örgütünün hedefine girdiğine göre buradan ne anlıyoruz? Bu aile demek ki gerçekten milli bir unsur. Çünkü düşmanına bakarak da kimin ne olduğu anlaşılır. Böyle bir iftira atılmış. Bir düşmanı Fener Rum Patrikhanesi. İkinci düşmanı Fethullahçılar. Dolayısıyla yani şimdi bu ne kadar yerli ve milli olduğu evet. Aslında bu yapının anlaşılıyor. Eğer gerçekten yerli ve milli bir yapı arıyorsak burada elimizde var. Ve sayının bilinememesiyle ilgili bir şey söylemiştim. Yani ne kadarının Türk olduğuyla ilgili. Şimdi tabii ki burada buna en ciddi ölçüde karar verebilecek olan makam Papa Eftim'di. Yani Papa Eftim kimi, hangi kilisenin cemaatinin Türk olduğunu söylüyorsa o kilisenin cemaatinin Türk olduğunu anlayacak. Var mı öyle bir belge? Şimdi bu şekilde değil ama şöyle. Papa Eftim İstanbul'a geliyor ve Galata cemaatinin daveti üzerine geliyor. Şimdi bunu biz burada Foti Bendisoy'un ve Stefo Bendisoy'un bir Hristiyan Türkler ve Papa Eftim diye bir kitabı var. Oradan takip edebiliriz. Ve Rum basınının, direkt Rum basınının aktardığına göre Papa Eftim kilisenin avlusuna geldiği zaman kalabalık bir grubun tezahüratlarıyla karşılanıyor. Şimdi Galata'daki Rum Ortodoksların Rum olması beklenir. Tabi olarak. Hmm. Çünkü yani artık Galata çevresinin insanı bunlar. Ama burada şunu görüyoruz. Rum Ortodokslar üzerinde bile Papa Eftim'in bir etkisi var. Ve bu Rum Ortodokslar bile, bu cemaat bile onun en azından bir bölümü, büyük bir bölümü Papa Eftim'i destekliyor. Yani Türkleşme gayreti gösteriyorlar aslında bu insanlar. Şimdi devlet hem şimdi Ermenileri kabul ettiğine göre vatandaş olarak elbette buradakileri de kabul ediyor. Yani devlet onları bir Türkleştirme politikasına tabi tutabilirdi bu grubu da. Dolayısıyla 1,5 milyon gönderilenin arasından acaba ne kadarı gerçekten kendini Türk hissediyordu? Ya da ne kadarı Türk değildi ama Türkleşebilirdi? Ne kadarı da arkadaş ben Rum'u, ben asla Türkleşmem diyordu. Yani bunu ayırt etmek gerçekten zor. Devlet de zaten bunu ayırt edemeyeceğini düşünerek bu toptancı bir bakış açısıyla bunu yaptı. Ama ben şöyle inanıyorum. O dönem çünkü vakit yoktu. Vakit yoktu buna. Evet. Onu söyleyebilirim. Ama ben şöyle inanıyorum. Gerçekten Papa Eftim'e eğer bu bir yetki verilerek bırakılmış olsaydı Papa Eftim bunu başaracaktı. Bugün aile, ailenin durumu, ailenin açıklamaları, ailenin yaptıklarına bakılınca gerçekten onların... Spekülatif bir soru soracağım. Tamam ama şöyle aileyi söyleyeyim. Aile Papa Eftim'in soyu olarak gerçekten bir Türkçünün, Atatürkçünün nasıl davranması gerektiğini bize gösteren çok önemli bir örnek çıkarıyorlar ortaya. Yani ona bakarak bir Türkçünün ve Atatürkçünün nasıl olması gerektiği anlaşılır bugün o aileye bakarak. Bu kadar net söyleyebilirim. Peki Fener Rum Patrikhanesi'nin mumunu söndüreceğim diyen Papa Eftim, hı-hı, o Patrikhane'nin başına geçer miydi? Fener Rum Patrikhanesi'nin. Yani onu neyse yani mevzu kılabilir miydi? Evet. Şöyle yani Papa Eftim'in... Geçersiz sayabilir, evet, miydi? Yani? Burada işte Türk Protestan Kilisesi var. Fener Rum Patrikhanesi artık... Türk Ortodoks Kilisesi. Türk Ortodoks Kilisesi var. Fener Rum Patrikhanesi yoktur. Yoktur artık. Evet.
Şöyle. Ya da bütün herkes Türk Ortodoks patriğine bağlıdır gibi. Şöyle, Papa Neftim o kapasiteye sahip fakat davranışlarının mantıklı ve ölçülü olduğunu görüyoruz. Hmm. Yani Papa Neftim de şunun farkındaydı. Kuvvetle muhtemel ve hatta böyledir. Patrikhanenin yani Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin uluslararası bağlantılarının gücüne ve tarihi durumunun farkındaydı. Onun yapmaya çalıştığı şey Ortodokslukta teolojik olarak bulunan yerel kilisenin mümkünlüğü üzerine inşa edilmiş. Mesela Sırp Kilisesi gibi düşünelim. Dolayısıyla nasıl bir Sırp Kilisesi mümkünse ve varsa biz de bir Türk Ortodoks Kilisesiyiz ama biz bir patrikhaneyiz ve müstakil bir patrikhaneyiz. Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin altında bulunmayacağız. Papa İftim'in söylediği şey buydu. Başına geçebilir miydi? Devlet eliyle geçirilseydi geçerdi. Ve bunu başarıyla da yapardı elbette. Ama uluslararası bağlantılar zayıflayabilirdi. Evet. Şimdi şöyle oldu. Yani belki başka bir baş çıkabilirdi tabii. Ortodokslar içinden. Mesela Atina başa geçebilirdi tabii, tabii, gibi. Tabii Atina başa geçerdi ve Türk-Yunan ilişkileri iyileşmeye başladığında devletin Papa İftim'e bu açıdan vermiş olduğu destekte bir azalma söz konusu. Çünkü biz savaştan sonra Yunanistan'la artık bir takım ilişkiler geliştirmeye başlıyoruz. Bu ilişkiler dolayısıyla Rum Ortodoks Kilisesi'ne çok dokunmamaya yönelik gizli bir devlet politikası ortaya çıkmaya başlıyor. Ama şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bugün elimizde tarihi bir fırsat var. Bu tarihi fırsat şudur. Bir denge politikası olarak tarih yine Eftim ailesini göreve çağırıyor aslında bugün. Bugün şöyle bir göreve çağırıyor. Bugün ülkedeki misyonerlik faaliyetleriyle ilgili olarak kendilerinin yapabilecekleri bir şey var. Bir Türk Hristiyan cemaati ortaya çıkıyorsa eğer, ki çıkıyor. Bugün Türkiye'de böyle bir Türk Hristiyan cemaati var. Özellikle Protestan kiliselerin içinde bulunan bir cemaat var. Eğer böyle bir cemaat çıkıyorsa, bunlar Amerikalılarla, Amerikalı pastörlerin önderliğinde toplanıyorlarsa, o zaman bu aileye bir görev düştüğü kanaatindeyim ben. O görev şudur. Bu tarihin verdiği bir görevdir. Bizim verdiğimiz bir görev değil. Bu görev eğer böyle bir grup varsa bu grubun başına geçmektir. Ve emin olun bu grup sosyolojik olarak da seküler Atatürkçü Türkçüler ve Türklerden oluştuğu için aslında bu ailenin tarihi konumu da o sosyolojik yapıyla uyumlanmaya çok müsait. Peki yani yeniden mesela bir canlı bir Türk Ortodoks Kilisesi hayata geçebilir mi bu noktada? Bunun bir şeyi var mı, imkanı? Devlet buna ne ölçüde müsaade eder yahut ki ne kadar işlek olabilir? Evet. Yani bir protestanın gidip de Ortodoks Kilisesi'ne biat etmesi mümkün mü? Hı. Tabii ki mümkündür. Çünkü Türkiye'de protestanlıkla Ortodoksluk arasındaki fark nominaldir. Sadece ad. Çünkü bizde Allah aşkına hangi protestan olan genç Luther'in ilmi halini çalışıp da protestan olmuştur. Öyle bir şey mümkün değil. Kaldı ki Türk Ortodoksluğu aslında Türkiye'deki ruha daha uygun elbette. Bir de devlet açısından baktığımız zaman eğer Türkiye'ye ihanet etmeyecek bir aile arıyorsanız o Eftim ailesidir. En zor zamanda ihanet etmemiş. Yani doğru. En ihanet edebilecek unsurların mümkün olduğu, ki kendisinin de böyle görülebileceği bir dönemde ihanet etmemiş bir aile. Bu arada Papa Eftim İstiklal Madalyası sahibi de bir tabii kişidir ki, aynı zamanda. Tabii çünkü ki, milli mücadeledeki duruşundan dolayı tabii. Devlet tarafından ona istikrar madalyası. Bir ordu gibi çünkü evet. Müdahale etmiştir meseleye. Atatürk'ün sözüdür. Söylemiştiniz. Bugün kilise cemaatsiz ve ruhbansız olması sebebiyle yapay bir kilise olarak anılıyor. Şimdi cemaat yok, ruhban yok. Papa 4. Eftim. Bugün kilisenin başında bulunan. Buradan da kendisine bir açık çağrı. Gerçekten. Ben bir şekilde bu videonun da kendisine ulaşması için elimden geleni yapacağım. O çağrım şudur. Bu kilise ruhbansız değildir. Çünkü kilisenin başında bir patrik vardır. Kendisidir o patrik. Bu patrik Hristiyan kilise kanunlarına göre bütün yetkilere, ruhban atama yetkilerine de sahiptir. Ve Türkiye'de bugün bir Türk Hristiyan topluluk da vardır. Ve bu topluluk özellikle protestanlardan oluşan, bunları kendisinin otoritesi altına alması sadece bir kararına ve emrine bakar. Bu çok basittir bunu yapmak. Ve ben buna devletin de hiçbir şekilde bir karşılık göstereceğini düşünmüyorum. Yani çünkü bugün zaten protestan ve protestan kilisesine gidip tabi olup bir Türk'ün Hristiyanlığı tercih ettikten sonra
Amerika veyahut başka türlü dış bağlantılarla hareket etmesindense milli bir unsurla hareket etmesi, ibadetini, inancını o vesileyle yaşaması hem de tabii devletin kontrolünde olması anlamına gelir. Evet, burada tabii ki protestanlar işte Amerikancıdır gibi bir şey söylemiyorum. Burada söylemek istediğim ya, şey, eğer daha yerli bir unsur varsa ve bu mümkünse, o zaman tabii ki bunun da ortaya çıkması zenginliğimizi arttırır. Peki bir şey daha soracağım. Bugün bu mübadele yoluyla göç etmiş olan Türk Ortodoksları kendilerini biliyorlar mıdır? Böyle bir bağlantı kurmaya çalışılmış mı? Onlar biliyorlar. Sanırım hala uyumlanamayanlar var. Yani o toplumun içine. Çünkü onlar Türk. Peki ya orada bir yapı oluşturulması mümkün mü? Ya da burada tekrardan var olmaları mümkün mü? Şöyle tarih sürprizlerle dolu bir durum. Yani gerçekten Yunanistan'da, tabii ki Yunanistan'ın da çok ciddi bir Ortodoksluk üzerinden Rumlaştırma politikası var. Hı. Yani o da öyle kolay kolay yenilip tutulacak bir şey değil. Ama benim kastettiğim şey şu. Madem Türkiye'de bir patrikhane var, başında bir patrik var. Patrik, kutsamaya sahip bir patrik. Kilise kanunu açısından söylüyorum. Dolayısıyla cemaatsiz ve ruhbansız yapar bir kilise diye kitaplarda alınmasını gerektirecek bir durum yok. Patriğin bir oluruyla Türkiye'deki Türk Hristiyanlarının içinden çok ciddi bir grup kendisine tabi olmaya hazırdır. Bu çok net. Ve bu tabi olduktan sonra kilise artık yapay olmayacaktır ve Rum Patrikhanesi'nin bizim kiliselerimizi geri verin. Çünkü siz zaten cemaatsiz bir kilisesiniz. İddiaları da aslında suya düşecek burada. Ve devlet, bakın, Yunanistan'da sorunlar yaşıyoruz. Doğu Akdeniz krizi üzerinden, Kıbrıs üzerinden. Devlet aynı zamanda bir denge unsuru da bulmuş olacak burada. Yani Rum Ortodoks Kilisesi'nin karşısında böyle bir destek zaten başlar. Böyle bir grup var. Tabii ki bu psikolojik bir zafer. Yani bu şöyle bir şey değil. Yani işte biz Müslüman Türkleri alalım, bu kiliseye tabi tutalım. Bu anlama gelmiyor. Öyle bir şey yok. Zaten böyle bir grup zaten var. Zaten Müslüman bir grup var. Diğer kiliselere evet, tabiler. Ve bunların mezhepçilik kaygısı da yok açıkçası. Evet. Yani çözülebilecek, çok tabii, çabuk çözülebilecek. Tabii. Türkiye'de bir Türk yani bir Ortodoks da teolojik bir tartışma yürütebilecek bir Protestan Türk yok. Yani böyle bir şey yok. Bu mümkün değil. Orada çeşitli kucaklaşmalar içinde devam eden bir süreç var. O yüzden ben patrikhane konusunda gerçekten bir vatandaş olarak ısrarcı ve bir Atatürkçü olarak da bir çağrıya sahibim. Herhalde tarih çağırıyor. Bu meseleyi yani çok da ışık tutacak bu meseleye başka kimse yoktur. Evet, evet, buna herhalde kimse konuşmaz denk gelmez. Burada, ama ben tarihi okuduğum zaman üzülüyorum. Bu patrikhane evet, büyük bir değer. İlginç bir mesele. Hakikaten yani böyle tabii bir gerçek var ortada. Kaybedilmemeli ve evet, tarih onları tekrar göreve çağırıyor. Bu çok net. Çok net. Bunu tarihi okuyan herkes bunu görür. Bu ve hatta devlet bile destek vermeli. Bunu da söyleyeyim. Kesinlikle. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu haftayı da artık bitirdik. Vaktimiz bitti. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Efendim, Anadolu'daki Yunan varlığını, Türklerin, Ortodoks Türklerin varlığını ve Osmanlı'daki yapılarını, İttihat Terakki'nin nüfus politikası, dolayısıyla mübadeleler, tehcir, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin yine bu yapılara yaklaşımı ve nihayetinde Papa Eftin'den bahsettik. Bu noktada değerli hocam Remzi Bilge'de bir çağrıda bulundu. Herhalde tarihin, efendime söyleyeyim, yüklemiş olduğu bir görev olarak bahsetti. Bu noktada programımızı sonlandırıyoruz. Bir Doğu Bir Batı haftaya başka bir programa devam edecek. İyi haftalar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.